Merhaba sevgili Saga izleyicileri. Bir sonraki kitabımız Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu'ydu. Ama daha önce de yapmaya çalıştığımız gibi her hafta yeni bir kitap konuşmak yerine böyle bizimle birlikte okuyanlar yetişebilsin hem de konuklarıma kolaylık olsun diye yeni kitapları sürekli konuşmaktansa böyle edebiyatın diğer alanlarına dokunduğumuz küçük sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz şaşırtan kitaplar olacak. Konuklarım Pelerinsiz Kahramanımız Hilal Özkaya ve Tavşan ismiyle malum Halit Koçak. Hepimizin hayatında böyle okunduğunda aklında kalıcı olmasına sebep olan, kendisini şaşırtan bir kitap vardır diye düşünüyorum. Ve bugün de onlardan biraz bahsetmek istedim. Çünkü Kör Baykuş beni şaşırtan bir kitaptı. Ama bugün Kör Baykuş'tan bahsetmeyeceğiz. Genel olarak bizi şaşırtan kitaplar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bunun için de birkaç tane daha gene soru hazırladım. Ve onlardan ilkini yönlendiriyorum. Gönderelim. Okuduğunuz bir kitabın sizi şaşırtmasını bekler misiniz? Ben beklemiyorum açıkçası aslında. Yani beklersem şaşırmıyorum zaten. Yani hiçbir izlediğim ya da okuduğum bir şeye umarım şaşırırım ya diyerek girmiyorum ben. Şaşırınca çok güzel oluyor ama. Daha etkisi mi artıyor yoksa? Etkisi artıyor bence. Ya ben de aynı şekilde yani hiçbir kitabı, çünkü asıl buradaki anahtar kelime beklemek yani. Evet. Zaten eğer beklersen şaşırma ihtimalin de ve bence o şeyi de yapıyor. İnsanın okuma zevkini de azaltan bir şey. Çünkü sürekli bir şey bekliyorsun. Hadi acaba şimdi mi şaşıracağım falan derken aslında güzel yanlarını da kitabın es geçebiliyorsun. Hayal kırıklığı oluyor sonunda. Tabii ki bir de şaşırdığı yani beklenti yaratmak her anlamda her zaman kötü bir şey. Beklediğin şey sana verilmeyince belki kitap senin beklediğin şeyden çok daha farklı bir güzellikte ama sen farklı bir şey beklediğin için o kitaptan yeterince güzellik şey yapamıyorsun. O zaman şu an bütün sohbetimi baltaladınız. Direkt bu programı yani şaşırtan kitaplar umurumuzda değil. Falan gidiyoruz. Ben kendi adıma okuduğum yani severek okuduğum her şeyden şaşırdım. Aslında birazdan sorularda bir şeyi de sohbeti yani oraya çekmeye çalışacağım. Çünkü genelde böyle sevdiğim şeyler beni şaşırtan şeyler oldu. Ama bu şaşırtma illa böyle sürpriz unsuru olması değil, edebiyatın ve sanatın genel itibariyle bir şaşırtıcılığı olduğunu düşünüyorum insanı. Mantıklı bir şey. Yani aslında anahtar kelime burada şaşırtmadan plot twist bizim daha çok aklımıza gelen şey yani. Evet aynen. Bir kitabın insanı böyle şaşırtması için o zaman sorayım. Mutlaka böyle sonunda büyük bir sürpriz olması gerekiyor mu? Bir entrikalar zincirinin nereye varacağı belli olmaması falan gerekiyor mu? Açıkçası kesinlikle gerekmiyor. Yani benim için böyle özellikle zaten şey de çok artık yavan geliyor. Hani bir kitabın sonuna doğru çok fazla şey kurarsa, sonuna doğru çok fazla bir şey yaparsa ve sonunda şaşırtacağı şey yaparsa sen artık şaşırmamaya başlıyorsun. Çünkü o şeyi işte daha önce yüzlerce insan yaptı ve yüzlerce kez okuduk diyorsun. Farklı olan işte aralarda belki kitabın sonunda değil de kitabın başlarında şaşırtması ya da işte şaşırtmaktan ziyade sadece bir şeyle değil işte plot twist dediğimiz bizim aklımıza gerçekten şaşırtmak deyince işte katilin polis çıkması gibi bir şey geliyor ama aslında gerçekten belki de şaşırtmak şöyle olur, katilin katil çıkmasını başta söylemesi, sonradan kimsenin ona inanması ve sonunda gerçekten katilin o çıkması mesela şaşırtmak. Bu bu açıdan şaşırtma şeyi hani kitaplarda çok fazla karşılaştığım bir şey benim için. Yani bu dediğin şey mesela çok farklı kitaplarda olabiliyor. Bazı kitaplar var en başından söylüyor sana ne olacağını ve daha sonrasında hatta bazen karakterler onun öyle olmadığına inandırmak için bizi uğraşıyorlar falan. Ama neticede o çıkıyor. Yani biraz daha böyle gidiş yolu daha önemli hale geliyor belki. Hilal sen ne dersin? Ben şunu diyeceğim. Beni en çok şaşırtan şey genelde aslında hiç şaşırtıcı olmayan bir şey. O da şu. Bir kitapta kendimi aşırı bulmak. Böyle okurken daha az önce yaptığım bir şeyi o kitapta görünce ben böyle ne? İşte ben falan diye çok şaşırıyorum. Beni en çok şaşırtan şey bu oluyor. Hatta buna çok uygun bir kitap getirdim bugün bahsederken söyleyeceğim. Yani böyle aslında annesi kendisiymiş gibi şeylerden çok hani onlara da şaşırıyorum ama beni böyle yerimde harekete geçiren şey genelde ben az önce bunu yaptım burada karşıma çıktı. Az önce şu şarkıyı dinledim bu kitabın içinde geçiyor falan bunlar beni çok şaşırtıyor. Böyle değil mi bu tesadüf? Tesadüf böyle. Aynen tesadüfü görmek falan. Bana da o beni şaşırtan bir kitap değildi ama bu açıdan şaşırtan bir kitap. Paulo Auster'in Ben New York İçlemesini ilk aldığım zaman
3 sayfayı şöyle bir okudum, dedim ki yani biraz beni mi anlatıyor? Ben miyim acaba bu falan mı? Bu karakterin adı Deniz olabilir mi? Bu karakter Türkiye'de yaşıyor. Oluyor yani, gerçekten iyi oluyor. Bir nokta yaparmak lazım. Bu kadar da olmaz ya. Oluyorum genelde. O zaman hemen sonra şunu da atlatalım diyelim. Ben böyle Google'da falan yazdım böyle hafif şaşırtan kitaplar diye. Arıyorsun ya böyle zaman zaman böyle değişik bir şey okumak istiyorsun. Çok böyle etkileneceğin bir şey okumak istiyorsun. Tabii ki hiçbir zaman bu bir kitap okudum hayatım değişti diye bir şey olmuyor. Asla öyle bir şey söz konusu değil yani. Şey yapayım. Ama işte hafif böyle şaşırtabilecek bir kitap arıyordum ve şaşırtan kitaplar diye bir şey yazdım. Ve karşıma şu çıktı. Gizem. Polisiye. Evet. Sever misiniz Gizem ve polisiye? Ben çok sevmiyorum. Ben çok fan değilim yani. Ben aslında severim ya. Agatha Christie falan seviyorum ben yani. O ama sevilen şey orada sonunda hep işte katil çıkıyor ve şaşırıyoruz. Sevmiyorum da Gizem'in işlenişini seviyorum o kitaplarda ben. Biraz da aslında onlar hani çok şeyler ya, kanon olabilecek, evet, olabilecek eserler. İşte Sherlock Holmes, Agatha Christie'ler öyle. Onların haricinde mesela şu an yeni dedektiflik hikayelerinde aslında bundan kaçmaya çalışıyorlar. Yani katilin kimliğinin kim olduğu bizi vurucu bir şekilde etkilemesin de başka bir şey etkilesin diye uğraşıyorlar. Ben en son işte bu tarzda Alan Hardcastle'ın Yedi Ölümü diye bir kitabı başlamıştım. Kitapta şey vardı. Başta Alan Hardcastle ölüyor ve işte Groundhog Day, günün tekrarlanması, yani kendi katilini bulmaya çalışırken gün tekrar başla şey yapıyor ve tekrar ölüyor. 7 gün içerisinde tekrar ölüyor. Yani evet, yine dediğin gibi basit bir şey, işte Alan Hardcastle'ı kim öldürdü gibi bir soru üzerinden gidiyor. Evet. Ama ona tekrar eden günü koyarak işte birazcık kaçınmaya çalışıyorlar. Birazcık daha farklı bir şey. İşte ustalardan, Agatha Christie'lerden ya da işte Sir Arthur Conan Doyle'lardan farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunu da ben yani beğeniyorum yani, en azından böyle yapmaları, yoksa aynı şeyleri tekrar bence okumaları. Bence de güzelmiş bu ya. Hani klasik dedektiflik ögelerini alıp biraz ikinci bir janrın içine koymak gibi bu aslında. Kesinlikle. Çünkü zaten hani dedektif hikayesi dediğinde birebir şaşıracağını az çok tahmin ediyorsun yani. Yoksa niye öyle bir hikaye izleyesin değil mi? Normal bir durum hikayesi ya da bir olayı anlatan, bir aşk hikayesini anlatan bir şey okuyabilirsin mesela. O zaman şöyle bir soru sorayım. Tam manasıyla böyle sizi şaşırtan bir kitabın içerisinden şöyle bir düşünün neler oldu diye. O şaşırtma unsurunu çekip alsak diyelim ki, sizin okuma zevkiniz baltalanır mıydı? Aslında biraz şuraya çekmeye çalışıyorum. Bu spoiler dediğimiz şey. Hani biz buraya gelirken de işte kitaplardan bahsedeceğiz, spoiler uyarısı koyalım mı koymayalım mı? Ya bunun üzerinden 20 yıl geçmiş ama bunun üzerinden 3 yıl geçmiş. Ama söylemezsek nasıl konuşacağız? Bunun da bir olay örgüsü var. Böyle şeyleri çok fazla düşünüyoruz. O yüzden böyle bir soru sormak istedim yani. O şaşırtma unsurunu çıkarsak, okuduğunuz o sevdiğiniz kitaplardaki, tamamen zevkiniz berbat olur mu? Benim neredeyse hiç olmuyor. Yani o şaşırma unsuru olmasa ya da önceden bilsem benim zevkim hiç değişmiyor. Hatta ya eşit kalıyor diyebilirim. Ben açıkçası birazcık şey yapıyorum. Eğer kitap buna işte yönelik bir kitapsa, yani gerçekten işte kitap katil kim diye soruyorsa ve sen bana katilin kim olduğunu söylüyorsan, ben şöyle yine kitaptan keyif alıyorum ama aslında aldığım keyfi birazcık baltalıyor. Çünkü işte diyelim ki katilin kim olduğunu söyledi bana birisi kitapta. Ben ondan sonra o adamın her diyaloğunda bak zaten burada bunu söyle. Bak gördün mü, zaten burada belliymiş falan. Daha 3. sayfada aslında bilmiyorum. Aslında oradan farklı bir tad alacağım ben. Ama işte artık bildiğim için o adamın katil olduğunu, bak görüyor musun şerefsiz burada onu demiş falan diyerek böyle kitaptan aldığım tadı farklılaştırıyor. Deneyimimi farklılaştırıyor. Bu yüzden birazcık onu sevmiyorum. Yani belki ikinci seferde okuyacağım zaman aldığım bir deneyimi ilk sefer kitabı ilk okuduğumda alacağım bir deneyime dönüştürüyor. Ve kitabın ilk deneyimini benim için öldürüyor. O yüzden ben pek sevmiyorum. Ama buradaki sorun şu bence. Eğer okuduğum kitapta bana zevk veren şey sadece o katilin kim olduğu sorusuysa zaten ben o kitabı büyük ihtimalle sevmemişimdir. Sevmiyorumdur. Evet, o da var. Yani o kitap bana katilin dışındaki hikayesiyle bana kendini sevdiriyor olması lazım. Genelde sevdiğim kitaplar da onlar olduğu için o yüzden ben o sorun oradan çıkınca üzülmüyorum yani. Yani ben kötü bir okuyucu değilim bence ama sıkıcı ve eğlencesiz ve sürpriz sevmeyen bir okuyucuyum. O yüzden ben böyle cinayet romanı falan okuyacaksam en başta katile bakarım. O kadar.
kadar da değil ama. Araştırıyor katil. O kadar da değil dedin. Kesinlikle. Oyun oynarken falan da öyle gerçekten. Açıyorum böyle. Ne oluyormuş? Yani o çünkü beynimi ona benim hazırlamam lazım. Aman tanrım. Bu kişisel bir şey. Çok kişisel bir şey bu arada. Yani ben böyleyim de gidip herkese de bunun sonunda şöyle oluyor diye bir şey söylemiyorum. Öyle bir saçmalık yapmıyorum. Teşekkür ederiz. Ama yani benim bu şey daha çok hoşuma gidiyor. Halit sen de söyledin, Hilal sen de söyledin aslında. İkinizin ortalaması bir şey söyleyeceğim şu anda. Sen dedin ki mesela sürprizinin olduğu değil tek olayı kitabın. Evet. Halit de dedi ki belki biz en baştan okurken katilin kim olduğunu bilirsem ona göre yakalıyorum ipuçlarını. Evet. İşte o ikinci şey benim çok hoşuma gidiyor. Hmm. Yani böyle bazen kitabı okurken bakıyorum ve üçüncü sefer okuyorum mesela kitabı. Senin başına bu gelecek. Karaktere evet. bunu söylemek çok hoşum. Ya ben mesela bunu şeyde falan yaşıyorum. Hani çok şeyle alakasız, bugün konuştuğumuz şeyle alakasız ama Zaman Çarkı serisini okuyorum. Zaman Çarkı serisi çok uzun bir seri ve bazen şeyleri falan unutuyorsun. Karakterleri falan unutuyorsun. Hani işte 1800 tane falan karakter var, bir tane şey falan. İşte internete yazıyorsun ne oldu falan diye. Ondan sonra internette genelde wiki sayfalarında sağda şeyi yazıyor. Tamam, current status dead falan. Ne? Öldü. Şimdi mesela o noktadan sonra ben o kadının cenazesini okuyorum. Yani sen öleceksin. Ben şu an seni okuyorum. Acaba burada mı ölecek? Acaba şurada mı ölecek derken ya belki kadının orada yaptığı farklı bir şey hani hikayenin farklı bir amacı var. Ama işte ben sürekli kadın acaba burada mı ölecek demekten kadının yaptığı şeylere dikkatimi veremiyorum. Evet maalesef evet. odaklanamıyorum. Şimdiye kadar işte şaşırtan kitaptan neyi kastettiğimiz kastettiğimizi konuşalım. Biraz açıkladık ama gene de ben biraz üstüne bastırarak söylemek istiyorum. Çünkü bundan sonra biraz kitaplardan bahsederiz diye tahmin ediyorum. Şaşırtan kitap derken aklınızda tam olarak ne canlanıyor? Çünkü ben mesela bu şaşırtan kitapları belirlerken şöyle bir şey söyledim. Biri gelse bana bir aşk hikayesi verse, böyle pembe kapaklı falan bir şey verse, ben muhtemelen böyle diyeceğim ki bunu okuyamayacağım ya da çok sevmeyeceğim diye bakacağım. Ondan sonra onun içine açık başka bir şey anlatıyorsa şaşıracağım. Ya. Benim için en büyük sürpriz kitap bu kitap olacak. O yüzden şaşırtan kitap derken hani spoiler'ı aslında çok kastetmediğimizi biraz daha böyle vurgulamak istedim. Ekleyecek bir şeyiniz olur mu kitaplara geçmeden önce? Yani dediğin gibi birincisi zaten eğer kötü bir kitap, beklediğimiz kitaplardan iyi bir şey çıkarsa buna şaşırıyoruz. Bir de bunun tam tersi var. İyi beklediğimiz, çok övülen bir kitaptan kötü bir şey çıkartınca bu sefer kötü anlamda şaşırıyoruz ve maalesef bizim modumuzu düşürüyor. Ama bir de gerçekten hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Mesela kitabın türü konusunda işte mesela aşk romanı bekliyorsun. Pembe bir kitap, işte kitabı kapağına göre yargılayıp bir aşk romanı bekliyorsun ama kitap bir anda... Bunlar bizim stereotiplerimiz değil yani. Hani genel o şekilde yapmayı tercih ediyorlar. Başka bir şey de yapabilirlerdi ama öyle yapıyorlar. Kesinlikle. İşte hani pembe kapaklı bir kitabı açıp bir anda böyle içerisinden inanılmaz ağır bir bilim kurgu çıkınca falan böyle ve yani bu bilim kurgunun iyi ya da kötü olmasını şey yapmıyorum. Sadece işte kitabın pazarlanma ve şey açısından da çok şey yapılıyor. İşte bu da benim mesela. Tersi de olabilir bu arada. Ki. Yani kapağında böyle çok korkunç bir resim olup içerisinde bir komedi hikayesi anlatılabilirdi. Veya işte hani bilim kurgu hikayesi böyle verip aslında bilim hani sadece mesela bunu şeyde falan da yaşıyorduk işte dizilerde falan da hani bilim kurgu hikayesi ama anlattığı şey aslında uzay gemisinde geçen aşk hikayesi. Sadece The Studio'yu değiştirmişler. Uzay gemisi yapmışlar villa yerine, bu kadar. Bu da mesela şaşırtıyor ama dediğim gibi bunların işte ne beklediğinizle alakalı olan şaşırmalar yani. Yani temelde ben şöyle bir şey söylemek isterim bu konuda. Kapağına bakıp kitap almayın derler ya. Evet. Aslında biraz o noktaya getiriyor bizi. Çoğu kapak veya çoğu pazarlama stratejisi. Bir önceki saga bölümünde Dr. Jekyll'da da konuşmuştuk. Dr. Jekyll ve Bay Hyde böyle bir korku romanı ya da cinayet romanı gibi çok pazarlanır. İçinde yok mu var ama tam olarak o değil. O yüzden hani kapağına bakıp almayın derken aslında biraz insanlar onu kastediyorlar. Yani şey değil, böyle içini görmeden asla bu kitabı tanıyamazsınız gibi değil de yanıltıcı olabileceğine yönelik bir şey. Bir kitap eğer sizi çok fazla şaşırttıysa bu kitap çok iyi bir kitaptır der misiniz? Ben demem. Yani, emin olamadım. Açıkçası çok şaşırdığım kitap hani şey yapmıyorum, aklıma fazla gelmiyor ama yani mesela bir kitabın bir noktasında beni şaşırtması, o kitabın genel olarak bütününe baktığımda
ya belki bir karakterin yaptığı bir şey inanılmaz şok etmiştir beni. Belki kitapta yazılan bir paragraf gerçekten çok bana dokunmuştur ve Hilal'in dediği gibi böyle beni anlatmıştır falan. Ama kitabın hikayesi çok kötü olabilir. İşte yazılım dili çok kötü olabilir. Yani kötü olabilecek bir sürü farklı, şaşırtmasından farklı bir sürü öğesi var. En temelde şeyi de konuşursam, işte suç romanlarını falan da şey yaparsam eyvallah. Mesela işte şey olabilir. Geliyor işte kitap sana bir katilin olduğunu söylüyor falan. Katil aslında maktulmuş falan diye de şaşırtabilir ama abi bu böyle bir şey değildir. Yani bu şaşırdım ama güzel değil bu, anladın mı yani? Bu kötü bir şey falan da olabilir. O yüzden hayır diyeceğim ben sanırım. Belki şey olabilir o noktada örnek olarak, hani üzerinden gerçekten çok fazla zaman geçti. Bence konuşabiliriz onu. Fight Club. Siz Fight Club'ı mesela kitabını okuduktan sonra mı izlediniz? Ben filmde tanıştınız. Aynen, ben de. Ben her zaman gibi filmi izlemeden önce biliyordum sonunun ne olduğunu. Ama gene de aynı tadı aldım mesela. Demek ki oradaki esprisi diyor. Bu arada twist'i güzel twist'ti. Yani beklenmedik bir şeydi. Kesinlikle hani kötü demiyoruz. Ama hani çok da o twist olmasa da benim keyfimden çok bir şey eksilecekmiş gibi hissetmedim açıkçası. Katılıyorum ya. Kesinlikle. Bir de işte o twist'i mesela şu an Fight Club'dan hariç farklı birisi daha yapsa okey Fight evet. Club deriz mesela. İşte Fight Club yaptığı için birazcık seviyoruz. Yani Fight Club yaptı, o orada dursun, tamam. Hayır, zaten etkisi yok demiyorum. Evet. Mutlaka yani o şok anının bir saniye ne oluyor evet. demenin falan çok fazla etkisi ama var. Hiç olmasaydı o mesela yine severdik yani değil biz mi? Biz şu an onu hani o haliyle izlediğimiz için şaşırttığına yönelik yorumlarda bulunuyoruz. Evet. Eğer bunlar olmasaydı belki Hollywood filmini çekmeye karar verirken biraz şey yapardı ama gene de aynı tadını koruyabilirdi diye düşünüyorum. Katılıyorum ya. Yakın zamanda önceden okuduğunuz, yani ya yakın zamanda ya da önceden okuduğunuz, böyle sizi şaşırtmasıyla aklınızda kalan, silinmeyen bir kitap var mı? Ben Vakıf serisi diyeceğim. Vakıf serisinin şöyle bir şeyi var. Aslında kitabın temeli şaşırmamak üzerine konulu. Yani kitabın temelinde bir psiko tarih mi? Tam olarak bilimin ismini unuttum. İngilizcesini de şey yapamadım, şu an çeviremedim. Böyle bir bilim var. Bilimde şunu şey yapıyor, işte genelde toplumların hareketlerini algılayarak bir algoritmaya dönüştürüp işte bundan 1000 yıl sonra ne olacağını çıkartan psikotarih isimli bir bilim. Bu Harry Seldon isimli bir adam da bu bilimin en büyük adamlarından bir tanesi ve işte diyor ki işte galaksiler yok olacak, işte şey yapacak, ben bunu engellemek için vakıf diye bir topluluk kuracağım. Bu topluluk işte fetrettiği dönemi değil de işte kara dönem, cahillik dönemi dediği dönemi işte 1000 yıldan bilmem 300 yıla kısaltacak gibi bir şey söylüyor. Kitabın olayı şu, Harry Seldon işte normal bir insan, yani sonsuz bir ömrü yok ama bu tarih, psikotarihi kullanarak 1000 yıl sonra kendisinden sonra çıkacak krizleri işte şey yapıyor, bunlara video çekiyor. Diyor ki işte böyle böyle bir kriz çıktı şu an biliyorum ama bunu 1000 yıl önceden bilmiş ve ona video çekmiş falan. Aslında şimdi şöyle düşününce mesela yani Isaac Asimov tabii ki bunu önce Harry Seldon'u yazıp sonra krizi yazmamış. Önce işte krizi yazmış, sonra Harry Seldon'u ona uydurmuş. Ama yine Harry Seldon'un işte bunu 1000 yıl önceden bilip işte psikotarihi kullanarak bakın şöyle şöyle şeyler yaptınız, bunu da böyle çözdünüz demesi, aa gerçekten bilmiş falan. Hani kitapta gerçekten kendi o kadar fazla şey yapıyorum ki ben de şaşırıyordum. Aynı kitaptaki diğer karakterler gibi 1000 yıl önceden bilmiş falan diye şaşırıyordum. O yüzden benim çok aklımda kalan bir şeydi ve çok güzel bir deneyim oluşturmuştu. Muhtemelen bu kadar tutarlı ve şaşırtıcı şekilde olmasının sebebi tarihsel antropoloji bunu yapar zaten. Yani ileriye yönelik olarak değil de tarihi yeniden kurma. Eldeki tarihsel verilerle antropolojik çalışmalar yapıp 2000 yıl önce nasıl yaşıyorduk? Çünkü o zamanlar elimizde gerçekten böyle ufak tefek kalıntılar dışında sosyal hayatla ilgili veri yok. Haliyle ne yapıyorlar? İşte tarihe dayanıp 2000 yıl öncesini okumaya çalışıyorlar. Muhtemelen Asimov bundan haberdar olduğu ve bu bilim dalını okuduğu, bildiği için bunu 2000 yıl öncesine değil 2000 yıl sonrasına uyarlamış ve o yüzden şaşırıyorsun aslında. Yani ben öyle düşündüm şaşırma sebebini. Dilek. Şimdi arkadaşlar, dilenci ya da anketör değilim. Sizden sadece 5 dakikanızı istiyorum şu kitabı övmek adına. Övmek ve herkese tanıtmak adına. Fakat öncelikle evet şunu da getirdim ama
Şimdi yakın, bunu daha yakın zamanda okuduğum için ilk aklıma hani bu şaşırtan kitap deyince plot twist falan o kavram geldiği için bunu getirmiştim ama sonra anında bundan vazgeçtim. Çünkü bu polisiye bir kitap. Hile sayılır yani bunu söylemem. Tabii ki sonunda işte birisi katil çıkıyor ve ha onu falan diyoruz. Ama olabilir bence. Gene de şaşırtma. Evet, o yüzden bunu da adını geçtim. Bu kitabın adı da Kimdir Bu Mithat Karaman. Çok güzel bir kitap ve hani şunu da belirtmiş olayım. Şey dedik ya, hani sadece katilin kim olmasıyla bana zevk verse hani sevmeyebilirim o kitabı diye. Hani bu kitapta da şu anda söylesem sana katil şu diye hiç sorun olmaz bence. Çünkü kitap onun dışında çok güzel. Harika bir karakter Mithat. Bunu da okuyun. Ama ben aslında hani bunu öveceğim. Bu kitap da 10 yıl önce falan çıktı herhalde. O sırada 13-14 yaşlarındaydım. Ve hani tükettiğim bir şeye şaşırma katsayım daha fazlaydı. Ve yani beni çok farklı yerlerden bir sürü çeşitli şaşırtma tekniğiyle şaşırttı. Çünkü birincisi şu. Programın başında bahsettiğim kendimi ve tükettiğim şeyleri o işte ürünün içinde bulmaca olayıyla. Yani kitapta o kadar çok sevdiğim şeylere referans var ki. Ya yani her sayfada bir şeye atıf yapıyor. Yani böyle işte bilmem ne yapıyordum. MP3'ümden şu şarkıyı açtım falan. Ben o şarkıyı daha dün dinlemişim. Onu görünce "Aa ben de çok seviyorum bu grubu." Öyle bir şaşırma olur ya. O şaşırmaları 50 kere falan yaşadım bu kitapta. Ruh kitabımı buldun mu diyorsun? Evet, aynen. Ya yani hele ki o yaşta okuduğumda ekstra. Yani şu an okusam o grupları, o filmleri seven bir sürü kişi tanıyorum. Ama ortaokul öğrencisiyken tanımıyordum. Ve yani bu kitaptaki karakterlerle tanınmış oldum. O yüzden... Bu birazcık şey gibi geldi bana. Başlat Ready Player One diye işte hatta filmi çekildi, evet, falan şey vardı. O kitapta da ben okurken mesela işte şeyi falan yapıyordum. Referans denizi değil mi orası da? Referans denizi. Aynen. Böyle işte oynadığın küçük Atari oyunlarına şeylere falan filan bir sürü referans veriyordu. Ama o birazcık şey gibi geldi. Zaten onun amacı o gibi, evet, geldi. Yani çünkü sürekli işte sana farklı referans vererek işte fan service yaptırması. Ama burada direkt yaşayan, gerçek hayatta yaşayan bir şey. Ama yani biraz şey herhalde, hilele özgü bir tecrübe oldu, evet, orası. Mesela ben, evet, ben okusaydım belki aynı grubu dinlemeseydim ben tamamen geçebilirdim o şeyi. Yani. Aynen. İkincisi de bundan tamamen ayrı bir şekilde kitabın kendi hikayesindeki şaşırtmacalar. Bu kitapta şöyle oluyor. Kitabın ortalarına doğru şaşırtıcı ama hani çok da orijinal olmayan fantastik bir durum gerçekleşiyor. Önce bir ha diyorsun. Devam ettikçe çok daha büyük bir dünyaya açılıyor olay. Ha bu aslında buna çıkıyormuş diye bir şaşırıyorsun. Kitabın sonlarında aynı olayın başka bir twist oluyor. Ha diyorsun. En sonunda bir twist daha oluyor. Twist içinde twist. Evet, aynen. Twist. Yani öykünün gittiği yer sürekli şaşırtıyor seni. Gitgide açılıyor, açılıyor. Bu da ikinci bir aslı bu aslında, bu kitabın şaşırtma sebebi bu. Ama ben ilk bahsettiğim şeyden daha çok etkileniyorum. öyle. Bu arada çok küçük bir şey daha anlatabilir miyim bu kitapla alakalı? Dün çok özür dilerim. Hayır deyip kitabı da yeter bu. Bakın, bu da şaşırtıcı bir şey. Bu kitabın neden benim için çok değerli olduğunu dün gece bu kitaptan bahsedeyim de bir göz gezdireyim derken fark ettim. Bu kitaptaki işte karşıma çıkan filmlerin ve müziklerin çok benim hoşuma giden şeyler olduğunu fark edince bilmediklerimi not edip ya da o güne kadar izlemediklerimi not edip izlemeye başlamıştım. Ve fark ettim ki bunun bir paragrafında Doctor Who'nun adı geçiyor. Ben de daha ortaokulda izlememiştim Doctor Who'yu. Ve bu kitaptan görüp izledim. Sonra ne oldu? Doctor Who sayesinde Geek Yapar kanalını keşfettim. Ve şu anda burada çalışıyorum. This is origin story ya. Gerçekten full origin story. O yüzden yani resmen hayatımda büyük bir değişime yol açmış diyebilir miyiz yani? Beklemediğimiz bir yerden. Mesleğimi durduran kitap falan. Yani. O yüzden. Böyle şeyler olunca işte materyale de çok bağlanıyorsun değil mi? Yani kesinlikle. Aslında böyle kitaba daha fazla bağlanıyorsun, şeye daha fazla. O yüzden vaktinizi aldığım için özür dilerim ama çok... Yani kişisel söylediğim her şey dışında hikayesi aşırı sürükleyici. Çok yani hayal dünyanızı genişletecek bir kitap arkadaşlar. Herkes okusun, var olmayanlar. Ben, benim de. Çok güzel. Yani konusunu anlatmadım bile. Düşünün.
Yani. Ona zaten çok girmiyoruz herhalde ya. Spoiler diyerekten. Çok konuşursam özür dilerim. Sadece bu kitabı çok seviyorum ve fırsatını bulmuşken övmek istedim arkadaşlar. Teşekkürler. Ben de iki tane kitap bitirdim. Evet. Bir tanesi şu kitap. Jack London Adem'den önce. Ama beni şaşırtan şey kesinlikle hala nasıl yaşadığı değil. Beni de o şaşırtığı başta. Gerçekten kitap bu... Adem'den önce çıkmış olabilir bu arada. Şaşırtıcı bir şey, kabul ediyorum. Dün elime aldım da şaşırtan kitaplara götüreyim diye ve biraz elimde kaldı gibi oldu ama kalmadı daha. Sonra baskı yılına baktım, dedim ki bunun fiziksel varlığını sürdürmesi zaten başlarına şaşırtıcı falan. Ama ben bu kitabı okudum da bu arada yani bunu ben böyle yapmadım, onu da söyleyeyim. Ben eminim buna. Evet, kitaplarıma bu şekilde davranmıyorum. Tazmanya canavarı okumuş kitabı. Kurtarılmak için de elinden gelen her şey yapılmış bu arada. Yani görülüyor mu şu an bilmiyorum da şöyle takviyelerle birlikte. Bu bizim evde, benim doğduğum evdeki kütüphanemizden kalma bir kitap. Ve ben bunu okuduğumda henüz daha şu evrim teorisidir, biyolojidir, şudur budur yoktu bende öyle şeyler hani. Ben o esnada Heidi falan izliyordum diye tahmin ediyorum. Ve bu kitabı böyle gördüm. Neden o ilgimi çekti bilmiyorum. Muhtemelen Adem yazıyor diye başında ilgimi çekmiş olabilir. Aldım, okumaya başladım. Kitabın konusu tembelinde işte bu eski çağlarda yaşayan insanların hani işte bizim atalarımızın, ortak atalarımızın üç grup halinde bunları ayırmış. İşte bazıları ağaçlarda yaşıyor, bazıları ateşi bulmuşlar, bazıları yere inmişler falan. O arada kalan karakterlerin maceralarını anlatıyor kitap. Aslında yani evrim teorisinin, tabii Jack London'ın yazdığı dönemdeki haliyle evrim teorisinin bir romanlaştırılmış halini anlatıyor ve benim yaşadığım şoku tahmin edebiliyor musunuz? Tabii, acaba? Küçük bir çocuk olarak. Birdenbire böyle bir şey. Dün Noel Baba'nın olduğuna inanıyorum, bugün böyle ne? Adem'den önce birileri mi varmış falan böyle. Gerçekten Adem'den önce onların olması mesela çok şaşırmıştım. Sonra orada kalmadı o şaşırma. Bu arada şey de var mesela, kitap böyle şeyleri de açıklıyordu. O zamanlar onlar da çok enteresan gelmişti bana. İşte çok rüyamda görüyorum ya, böyle hepimiz görüyoruzdur. Bir yerden düştüğümüzü görüyoruz. Onları rüya olarak düşme değil de gerçekten o karakterler ağaçtan ağaca giderken, atlarken düşüyorlar. Ve biz de şu an hayattaki türün devamı olan, onların devamı olan bizler de düşmeyenlerin çocuklarıyız falan. Böyle bir şeyler söylüyor. Şu an kesinlikle bilimsel arka planı. Biz sürünenlerin çocuklarıyızdır falan böyle. Yok hayır, düşmeyenlerin. Çok aşırı böyle şey. Arabesk yapayım diye olmadı gibi. Oldu. Daha sonrasında işte biraz daha büyüdüm ve tekrar ben kitabı okudum. O zaman da şuna şaşırdım. Bu kadar böyle çoğu insanın reddetmek için elinden geleni yaptığı, çoğu insanın da böyle olduğunu anlatmak ama bilimsel şekilde anlatmak için elinden geleni yaptığı, böyle o iki kutbun arasında elimizde henüz bu kadar bilgi yokken bunu bu kadar böyle canlı tasvir edebilmesi, hani sanki gerçekten o dönemde yaşayan, tabii ki bilimsel olarak tutmayan çok fazla şey var. O üç insan türü hiçbir zaman aynı şekilde, aynı çağda bulunmadı. Yaşamadı, bulunmadılar falan ama bunu hani kurgudur ya neticesinde. Yani ayağı bu kadar sağlam ve tartışmalı bir konuya basıp da bu kadar canlı bir şekilde küçük bir çocuğa bile dokunabilecek şekilde anlatabilmek bence çok şaşırtıcı bir şey. Bence de. Sonra çizgi filmleri olan bakış açın değişti mi peki bunu okuduktan sonra böyle? Artık böyle Pokemon'a eskisi gibi bakamıyorsun falan. Evet. Güzel, yani ben tavsiye ediyorum. Hani bilimsel olarak tavsiye etmiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Evrim teorisini burayı okuyarak öğrenemezsiniz. Mümkün değil yani. Çünkü zaten yani nereden baksanız 100, 200, 300 yıl üzerinden zaman geçmiş. Tabii ki farklı şeyler oldu, ortaya çıktı falan. Ama yani merak salan varsa bir roman şeklinde okusam ya da... Çok konuşuyorum. Ben çok merak ettim ben ya merak senin ettim bu anlatmanla. Şeye de biraz vurgu yapmak istiyorum. Hani bizim evrim teorisi falan dediğimiz zaman aklımızda canlanan ve karşı çıktığımız şey çoğunlukla şu oluyor ya bir noktasında. Ya bunlar ilkeldi. Hani ilkel bunlar. Bilmiyorlar. Hani şu an bile hala böyle medeni ve ilkel şeyler gibi ayrımlardan bahsediyoruz ya. İşte bu kitabı okuyunca o hani ilkel insanın zihniyle seni biraz özdeşim kurdurduğu için. Ne kadar fazla.
aslında çok da farklı olmadığını, hatta belki ilkelden gelmeyi tercih edebileceğini falan anlıyorsun. Hmm. O açıdan yani bence okunsun açıkçası. Ben okuyacağım. Yakın zamanda da bu kitap. Murat Menteş. Bilmiyorum, hani edebiyat eleştirisine falan kesinlikle girmeyeceğim ama özellikle dili kullanımı açısından, yani Murat Menteş'in kendisi böyle zaten insanı şaşırtmaya yönelik hareket eden bir insan. En başta bir ona şaşırıyorum. Bu benim okuduğum ilk kitabıydı. Daha sonrasında Dublerin Dilemması falan daha önce çıkmasına rağmen ben önce bunu okuyup ondan sonra onları okudum. Bir kere zaten hani birbiriyle asla yan yana gelmemesi gereken böyle kelimeler olur ya. Onları yan yana getirip neticesinde anlamlı bir şey çıkartmayı başarabilmesi. Ve bu hani mesela modern edebiyatta, modern Türk edebiyatında Türk dili nasıl en savruk ama en mantıklı şekilde kullanılabilir falan diye düşünen bir insan bence Murat Menteş okumalı. İkincisi, kendisi zaten biraz böyle dedektif vari. Tam olarak o değil ama yani tam olarak dedektiflik öyküsü belki demezsin ama şaşırtmaya yönelik bir hikaye yazıyor zaten çoğunlukla. Bazen böyle absürtleşen zaman zaman diyorum ya, zaten bir absürt tarafı var yani olayın. Ama bu kitapta bir de şöyle bir şey var. Yani diğer ikisini niye, mesela Dublerin Dilemmasını niye getirmedim? Bu kitapta bir de şöyle bir şey var. Ben 124 sayfa okudum. Roman okudum. Bu şekilde okudum. 124. sayfaya geldim. Yeni bir bölüm başladı. Ve o yeni bölümde şöyle bir açtım. Birdenbire bir çizgi roman okumaya başladım. Çok güzel ya. Harika. Böyle bir şey. Şöyle devam ediyor. Ve bu hani şey değil. Hikayeye bağlı mı? Hikayeye bağlı. Çok iyi. Yani süpermiş. Hani çok spoiler vermek istemiyorum da bir yerde işte geçmişte bir flashback olacak diyelim ki. Onu bu şekilde anlatmayı tercih etmiş. Harika. Yani 100 sayfa bu şekilde gittikten sonra birden bana bir çizgi roman okutmaya başladı. Ve ondan sonra hani kaldığımız yerden Devam ettik. Normal roman olarak devam ediyoruz. Çok tatlıymış evet, ya. Yani böyle şeylere anında tavlanıyorum. Anında. Çok bence cesur bir hamle. Evet. İkincisi de zaten yani daha Deniz zaten ilk anlattığı zaman işte dili farklı şekilde kullandığı falan zaten orada beni bir içine çekti. Çünkü ben şeyden çok rahatsızım. Hani Türkçe dilinin böyle duvarlarla örülmesi, işte şunu yapacaksın, bundan başka hiçbir kelimeyi kullanamazsın. İşte örülmesine birazcık karşıyım ben. Hani dil sürekli değişen, sürekli gelişen bir şeydir. Yaşayan bir şeydir. Bunu böyle gerçekten büyük bir yazarın, ki maalesef yazarlar bu konuda birazcık daha dedebey oluyorlar. Yani yazarlar birazcık daha o şey yapan insanlar yazarlar. İşte hayır, işte bunu kullanırsın. Evet, İngilizce kelime sokamazsın falan ama Türkçesi icat edilmiş. Türkçe doğduğunda İngilizce öyle bir kelime yoktu falan. Böyle bir yazardan bunu yapmak gayet güzel. Bir de işte o çizgi roman şeyi de çok cesur bir hamle. İkisi de beni ya kazandı. Bu arada diğer kitaplarında da var böyle şeyler. Doğrudan çizgi roman değil. Hani başka tarzlar. Başka anlatım şeyler, tekniği anlatım falan. Anlatım teknikleri olarak. Yani geekyapar.com'da da işte ben de yazı düzeltirken arada ben de dedebeyleşiyor muyum diye düşünüyor değilim. Hani Halit'in dediği gibi. Çünkü mesela bunun belli bir kuralı var ve bu şekilde kullanılmalı dediğim bir nokta oluyor. Buna karşı bir şey geldiği zaman Yasin'i o kadar da kapatmasak mı önünü? Esnek bir şey bu çünkü. Biz yaşadıkça bu da yaşayacak falan diyorsun. Doğrusu Murat Menteş'in kimidir bilmiyorum. Bu tamamen benim öznel Murat Menteş'i sevmem, eserini sevmemden kaynaklı. Ama kurallı bir Türkçe kullanıyor. Yani şey değil, İngilizce, Türkçe kelimelerin karıştığı, çoğu insanı rahatsız edebilecek kadar Türk İlizce derler ya onları, evet. Neyse artık o. Öyle bir şey de değil. Dil bilgisi kurallarını alt üst eden böyle garip yazımlar. O bitişik değil. Öyle de değil. Kesinlikle öyle de değil. Ama düz, normal benim yazdığım Türkçe de değil. Yani aslında şaşırtan kitapları bu kadar konuşmak isteme sebebim buydu. Yani illa böyle bir sürpriz yapması olması ya da twist olmasından değil de. Çok şaşırtıcı. Yani edebiyatın dili zaten hepimiz aynı kelimelerle konuşuyoruz Türkçe'de. Bazılarımız bir yüz kelime fazla konuşuyordur belki. Hani o Dede Bey yazarlar. Bir yüz kelime fazlayla konuşuyordur. Ama neticede aynı kelimeleri kullanıyoruz. Fakat edebiyat eserleri o 6-7 kelimeden çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Yani asıl bence zaten hani benim okuduğum, sevdiğim kitapların hepsine şaşırmamın sebebi de bu. Yani
Bilmiyorum. Öyle. bu saydığınız, söylediğiniz kitapların üzerine ekleyeceğiniz bir kitap var mıdır? Ben düşünmedim açıkçası başka. Ben de açıkçası. Peki o zaman saydığınız kitapları en azından tavsiye ettiğiniz konusunda mutabık olabilir miyiz? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ben bu iki kitabı da aşırı öneriyorum. Çok aşırı öneriyorum. Ben de Vakıf serisini mutlaka öneriyorum. Şu aralar birazcık şey var. Asimov tarafından telif sorunu var. Bu yüzden basılmıyor kitaplar ama ilk üç kitap falan basılıyor ama onu da mutlaka okumanızı bulursunuz öneririm. Bulursunuz siz onu. Efendim, bir sonraki saga bölümünde beni çok şaşırtan ve umarım sizi de şaşırtacak olan Kör Baykuş'u konuşacağız. O zamana kadar hem bu videoda hem de daha önceki videolarda konuşulan kitapları merak ederseniz sabit yorumda onların linkleri listelerinin yer alır. Koyarım ben. Bir link yer alacak. Bir de tabii ki bizim Saga için oluşturduğumuz Goodreads topluluğumuz var, kitap topluluğumuz. Orada bizim konuştuğumuz kitaplarla ilgili sizlerin eklemeleri olursa, kendinizi şaşırtan ve bizi de şaşırtacağını düşündüğünüz kitaplar olursa orada paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Saga bölümüne kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.